Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün Model View Controller'a şöyle kısa bir bakış atacağız. Üzerine biraz konuşacağız. Model View Controller'a girmeden önce şunu söylemek lazım. Model Controller'ı bilmez. Model View'ı bilmez. Temellerine giriyorum arkadaşlar. View Model'ı bilmez. View Controller'ı bilmez. Controller modelden haberdardır. Hatta modeldeki değişimleri view'a aktararak view'ı sync eder. Senkronize eder yani. Controller aynı zamanda view tarafından gelebilecek mesela butona tıklandı gibi tetikleyicileri view'ın tarafından dinler ve gereken işlemi yerine getirir. Örneğin server'a bir request atılacaksa controller bunun trigger'ını alır ve server'a request atar. Server'dan gelen, diyelim JSON geldi bir tane çağrıdan, JSON geldi bize. Bu JSON'ı modelin içine verir. Der ki sana bir JSON geldi. Buyur der. Model bu JSON'dan kendi içinde üretir. Kendi datasını parse eder, üretir ve model der ki, "Aa bak bana bir şeyler geldi. O yüzden de benim şu datam oluştu." Oluşan dataları dinlesen controller ve bunların değiştiğini bil. Değiştiler ve şimdi git view'a söyle. View da onları göstersin der. Aslında akışı genel olarak böyle kafamızda oturtabiliriz dostlar. Burada önemli olan bir şey var. Controller kesinlikle logic burada. Herhangi bir yerde değil. View sadece ve sadece göstermekle, datayı kendine gelen datayı göstermekle yükümlü. Sadece presentation yapıyor yani başka hiçbir şey yapmıyor. Model de kendi içinde datayı tutuyor. Başka bir şey yapmıyor. Datanın set edildiği fonksiyonlar dışında bir şey yok içinde. Logic yok kesinlikle. Böyle bir dünya kurduğumuz zaman sevgili dostlar şöyle güzel bir şey çıkıyor ortaya. Hani demiştik ya separation of concerns demiştik. Hani en güzel uygulayan architectural design pattern'lardan biri de MVC. Direkt modeli, view'ı ve controller'ı üçe ayırmış. Üç tane ilgi alanını üç tane farklı yere ayırmış. Ve separation of concerns'u çok iyi uygulamış oluyor böylece. İsterseniz bir örnek üzerinden gidelim. Çünkü biliyorum birçok video izleyeceksiniz. MVC hakkında birçok okuma yapacaksınız. Çok zor oturuyor dostlar. Yani nasıl kullanacağımıza dair hala tartışmalar falan çıkabiliyor. Özellikle ekibimiz içinde konuşurken MVC'nin algılanması bile iki insan arasında farklı olabiliyor. Bunları nasıl ortaya toplayacağımızsa gene o kadar çok okuma yapıp o kadar çok öğrendikten ve doğruyu birçok yanlış yaparak biraz olsun çözdükten sonra o zaman tam kafamız oturuyor dostlar. Onun dışında hemen böyle bir kere izledim ve MVC'yi profesyonelce kullanacağım gibi bir şey çok kolay değil. Böyle bir umut vermek istemem. Ama bu video bize şey olsun. Bir başlangıç olsun. Daha fazla okuma yapın. Daha fazla kod inceleyin. Ve MVC'yi kendi kodunuz içinde uygulamaya çalışın. Böylece daha fazla sorunla karşılaşıp çözmeye başlayacağız hep beraber. Örneğime geçeyim ben. Şuradan next slide dedim. Öncelikle bir building model'ımız olduğunu görüyoruz. Building model'ımız için de kat sayısını tutmuşuz. Number of floors. Ve number of floors'u dışarıdan set etmişiz. Bu çok basit seviye bir örnek dostlar. O yüzden sadece logic'e odaklanalım. Yani genel yapıya odaklanalım. Set number of floors dışarıdan set edildiğinde on number of floors change diye bir event tetikleniyor. Bu eventi dinleyen listener'lar bilgilendiriliyor. Diyor ki benim number of floors'um yani katsayım dışarıdan bir şey set etti ki o controller oluyor ve bu değişti diyor. Kim dinleyecek bunu? Controller dinleyecek tabii ki. Get number of floors da number of floors'u döndürüyor dostlar. Şimdi devam edelim. Building view'umuz var. Demiştik yani view, model ve controller olmak zorunda. 3 tane parçaya ayırıyoruz. Building view'umuz
sevgili dostlar. Sadece konsola bir log basmış. Başka hiçbir şey yapmamış. Bu da bir presentation modeli. Sadece log göstererek, text basarak da presentation yapabiliriz. Ve burada bunu yapmış. Demiş ki sync number of floors diye bir fonksiyon çağrılmış. Controller modeldeki değişimi algıladıktan sonra burayı çağırıyor. Ve diyor ki number of floors değişti. O da konsola basıyor. Number of floors şu kadar kat oluşturuldu. Devam edelim. Buraya kadar bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Şimdi building controller'a geldik. Artık building controller şöyle bir şey ki building model ve building view'ı bilmek zorunda dostlar. Bunların ikisi içinde olmadan asla bir building controller oluşturulamaz. Bunun kanıtı olarak da private bir constructor tutarak korumuşuz bunu. Yani new building controller falan diyemiyoruz. Bir C# kodu. New building controller diyemiyoruz. Çünkü view ve model'ını constructor'ında vermek zorundayız buna. Çünkü işlevsiz olur diğer türlü. O yüzden sevgili dostlar, constructor'ında model ve view alan bu building controller this.model deyip kendi model'ına aldığı pass edilen parametre olan model'ı assign ediyor. View'una da aynı şekilde parametre olarak pass edilen view'ı assign ediyor. Ve model.onNumberOfFloorChange diye bir eventimiz var demiştik ya. Bu evente içindeki fonksiyonu register ediyor. Listener, artık bir listener bu fonksiyon ve dinliyor oradaki değişimi. Orada bir değişim olduğunda burası çağrılacak arkadaşlar. Bu önemli bir yapı. Hani şey tarafında biraz previous slide deyip geri döneceğim arkadaşlar. Burada çizikli oklar vardı ya. Bu çizikli oklar sevgili dostlar işte model'dan controller'a o çizikli okun gitmesinin sebebi bu notify edilen kısım. Notify etmek demek yani bildiriyor ona. Event register olduğu için eventine bu çizgili nokta onu anlatıyor bize. Onun dışında view'dan da gene bir butona tıklandığını anlamak için gene oradaki butonu dinliyor olabiliriz. Şimdi burada bu örnekte dinlememişiz. Bu örnekte gerek duymamışız ama şey diyebilirdik. Tıklanan bir şeyde dinle. Eğer butona tıklandıysa şu çağrı yat. O çağrıdan da bize bir şeyler gelsin. Sonra yolumuza devam edelim diyebilirdik. Building controller artık building model'ın içindeki değişimleri biliyor. Peki değiştiği zaman ne olacak? On number floor change'in içinde bakın view.sync number of floors'u çağırıyor ve model'dan kat sayısını alıyor. Bu kadar. Onun dışında bir de fetch building floor fonksiyonu tutmuş. Bu da dışarıdan çağrıldığında bu controller aracılığıyla hani server'a gidiyormuş gibi hayal edin. Burada çok basit bir örnek. Server'a falan gitmiyor ama gittiğini hayal edin. Fetch ettiğinde building ID'li bir building ID yollamışız içine. Onu server'dan gidip buluyor. Böyle çok cool anlatmaya çalışayım. Server'dan gidip buluyor arkadaşlar. Ondan sonra onun floor'unu dönüyor bize. Ve onu model'ın içine set ediyoruz. Böylece de model'daki değişimi tekrar dinleyip view'a aktarmış oluyoruz. Şimdi bunun artısı ne? Bir kere separation of concerns yapmak yani ilgi alanlarını ayırmak, ilgi alanlarını ayrı tutmak birbirinden, birbirini etkilemeyecek şekilde tutmak çok fazla insanın beraber bu kodun içinde, building kodu içinde çalışabilmesini sağlıyor. Building controller'ı biri yazarken building model'ı biri yazıp building view'ı da diğeri yazabiliyor. Ve birbirlerinden bir şey beklemeden yazıyorlar. Veri bağlandığında en son hepsi verisini son hale getirip bağladığında, işini yaptığında çalışıyor. Muhteşem. Bir diğer tarafı ne? Building model mesela hep reusability'si artmış olacak. Hep kullanılabilecek building model. Yeni bir building controller yani building controller'ı silebilirsin. Building view'ı silebilirsin. Building model tek başına kalabilir. Ya da şey yapabilirsin. Building model'ı test etmek istiyorsun. Sadece building model'ı test edebilirsin. Acaba içine verdiğim JSON'ı doğru çevirebiliyor mu? Yani gibi. Ya da building controller'ı çok kolay test edebilirsin.
Bir de üzerine building view'u çok kolay test edebilirsin. Çünkü içine bir view sync çağırmak, yani onu sync diye gösterebiliyor mu diye bakmak, herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan yapabileceğin bir şey bu. Yani artıları bunlar dostlar. Aslına bakarsanız MVC çok fazla kendini kurallarına bağlı tutan bir şey bizi. Hani sadece pure MVC ile yazacağım diye bir derde de çok düşmemek gerekiyor. Orada kendimizi de çok kısıtlamamız gerekiyor. Kısıtlamamamız gerekiyor. Kullanıyorsak bence bunun dengesi kesinlikle ekibimizin standartlarına bağlı olarak gelişecektir diye düşünüyorum. Kendi ekibinizdeki kararlarla MVC'yi uygulayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani tamamına %100 uyacağız, asla kurallardan şaşmayacağız da diyebilirsiniz. Ya da %80 tamamen uyacağız buna ama MVC'yi kullanmak istemediğimiz belli bölümler olabilir. Burada farklı bir yapı kullanacağız da diyebiliriz. Artık burası tamamen ekibin kararına kalmış, onların standartına, iş yapış şekline kalmış diye düşünüyorum. Ama teorik olarak konuşacaksak MVC'nin belli kuralları var ve bozulması çok kolay bir pattern. Eğer uymazsak o MVC'likten çıkabiliyor arkadaşlar. Biraz orası sıkıntı. O yüzden buna dikkat ederek kullanmak gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bol bol okuma yapın. Bol bol bunun üzerine MVC kullanılan kodları inceleyin lütfen. Daha çok kafanızda oturacaktır. İyi çalışmalar dilerim. Sevgiler hepinize.